Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün güveçte tavuk baget yapacağım. Bu tarifi akşam yemeklerinde ana yemek olarak yapabilirsiniz. Yanına da pirinç pilavı yaparsanız yemeğiniz tamam olur. Şimdi tarifimi atmaya başlıyorum. Malzememin hepsi bu kadar. Şimdi hepsini tek tek saymayacağım. Önce sosumu yaparak başlıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım kaşık biber salçası ekliyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Aklınız karışıyorsa malzemeleri açıklama kısmına yazıyorum zaten. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Çeyrek çay bardağı ılık su ekliyorum. Sos için bütün malzemeleri ekledim. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Çırpıcıyla ya da kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Neyle karıştırdığınız önemli yok. Sosumuz hazır. Sosu kenara alıyorum. Tavukların iyi pişmesi için tavuklara delik açmam lazım. Tavuklara bu şekilde birkaç tane delik açıyorum. Açtığımı kenara alıyorum. 3-4 tane açsanız yeterli. Ben 8 tane baget kullanacağım. Siz elinizde ne kadar varsa o kadar kullanabilirsiniz. Malzemeleri kendi isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz yani. Tavukların hepsini delikleri açtım. Şimdi sosa batırıyorum. Ters çeviriyorum. Tamamen sosluyorum. Sosladığım tavuğu tabağa alıyorum. Bütün tavukları sosluyorum. Bu sosu yapın kesinlikle. Bu sosu yaparsanız tavuk aşırı lezzetli olur. Güveçte de pişeceği için ayrı bir lezzet oluyor tabii ki. Bütün tavukları sosladım. Bu gördüğünüz salçayı da birazdan güveçin içinde kullanacağım. Tavuğumuz hazır. Şimdi diğer malzemeleri hazırlayacağım. Güvecimize 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. En altına ekliyorum. Tereyağı biraz dibine yayıyorum. Bu kadar yeterli. Kenara alıyorum. Ben bu tarifte bebek patateslerden kullanacağım. Küçük olanlardan yani. Bunları ikiye bölüp kullanacağım. Siz büyük patates kullanacaksanız şimdi göstereceğim boyutta kesin ve ekleyin. Yani bu boyut iyi. Patatesleri kestikten sonra kenara alıyorum. Tüm patatesleri kestim. Patatesleri güvecin içine atıyorum. Ben küçük soğan kullanacağım ve sarımsak kullanacağım. Şimdi aralarına ekliyorum. Sarımsakları da her tarafa gelecek şekilde ekliyorum. Ne kadar olduğunu söylemiyorum. Herkes istediği kadar kullanabilir. Bir tane biber kullanacağım. Biberleri kesiyorum. Çok ince yapmayacağım. Biraz görünür olmasını istiyorum. Onun için orta kalınlıkta kesiyorum. Biberi, patatesi, soğanı, sarımsağı herkes istediği kadar kullanabilir. 2 tane de kapya biber ekleyeceğim. Kapya biberleri de kesiyorum. Biberler de hazır. Biberleri de güvecin içine aktarıyorum. İki tane domates kullanacağım. Domatesi de istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bir domatesi 6'ya bölüyorum. Bu şekilde kesip ekleyeceğim. Domatesleri de tamam. Domatesleri de güvece ekliyorum. Siz bu tarifte istediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Mesela mantar gibi, patlıcan gibi, sevdiğiniz herhangi bir sebzeyi kullanabilirsiniz. Elimle bastırıyorum ki tavuklara yer açılsın. Yoksa sığmayacak. Sığması için elinizle bastırın. Bütün malzemeler hazır. Şimdi tavukları ekliyorum. Tepsinin sığması için elinizle bastıra bastıra yapın. Tavukların hepsi de sığdı. Biraz savaş verdik ama. Bu sosu da ekliyorum direkt üstüne. Fazladan bu kadar sosumuz kalmıştı. Sadece tavuğa tuz eklediğim için 1 çay kaşığı daha tuz ekliyorum.
Bir çay bardağı da ılık su ekliyorum. Bu şekilde biraz daha sosumuzu artırıyoruz. Karıştırıyorum. Sosu karıştırdım. Gördüğünüz gibi burada bir boşluk var. Ben de sosu bu boşluktan dökeceğim. Bu boşluktan dökme sebebim tavuğun üstündeki soslar dağılmaması için. Sosu kenardan döküyorum böyle. Tavuk baget güvecimiz hazır. Şimdi fırına vereceğim. Fırına vermeden önce yağlı kağıtla üstünü kapıyorum bu şekilde. Üstüne kapağını kapatıyorum. Yağlı kağıdın fazlalıklarını makasla kesebilirsiniz. Tavuk baget güvecimiz hazır. Şimdi fırında pişmeye bırakacağım. Fırını önceden açtım. Isınmış fırına ekleyeceğiz. 180 derece fırına, alt üst açık. Ne kadar pişeceğini bilmiyoruz. Arada kontrol edeceğiz. Ama yaklaşık 1 saat 2 saat arası değişebilir her fırına göre. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Güveci fırına yerleştiriyorum. 1 saat 2 saat uzun derseniz mahallenizde tanıdığınız bir fırın varsa oraya piştirebilirsiniz. Ama ben evde yapmayı daha doğru buluyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Güveci fırından çıkardım. Kapağını kaldırıyorum. Yağlı kağıtta kenarları yanmış gördüğünüz gibi. Yağlı kağıdı alıyorum. Gördüğünüz gibi dışarıda bile pişiyor mis gibi. Şimdi kapağını kapamadan üstü de kızarması için fırına atacağım. 15-20 dakika pişecek, kızaracak. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Güveci fırına tekrar yerleştiriyorum. 15-20 dakika piştikten sonra görüşürüz. Güveçte tavuk bagetin sunumu. 20 dakikada pişti ve kızardı gördüğünüz gibi. Bir tabağa sunum için alacağım. İçindekilerin de pişip pişmediğini göstereceğim. Bence mükemmel gözüküyor. Ben kızarmış tabağa bayılan biriyim. Sunum hazırlayıp geliyorum. Tavukları ve patates, soğan, biberleri tabağa çıkardım. Böyle de göstereyim. Burada görüyorsunuz. Şimdi tadına bakıyorum. Önce tabağı böyle bir lif lif ayrılıyor gördüğünüz gibi. Üstü de çıtır. Sıcak sıcak hemen tadıma geçiyorum. Soğan da pişti. Ama soğanı ben şu an yemeyeceğim. Bunları da yemeyeceğim. Çünkü ben bunları tek başına sevmiyorum. Pilavla ya da ekmekle yemeyi seviyorum. Ama hepsi pişti. Üstünün çıtırlığı ve içinin yumuşaklığı aşırı lezzetli ve sos aşırı güzel olmuş. Gövecinde farklı bir tadı oluyor bence. Normal tavuk patates pişirmekten bu biraz daha farklı oluyor. Eğer evinizde güveç varsa bence kesinlikle deneyin. Misafirlere de deneyebilirsiniz. Ben bugün misafirlere yaptım bu tarifi. Güveçte tavuk baget tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, oradaki çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.